Size son dakika bir bilgisi ulaşıldı. Bu bilgi de astım ilacı ile ilgili. Burada bulduğumuz astım ilacının araştırılması tamamlandı. Bulunan astım ilacında bir seri numarası vardı. Bu seri numarası araştırıldığında kime ait, kime almış, ne zaman almış hepsinin sonucuna ulaşılabiliyor. Bizler de araştırdık ve araştırmanın sonucunda bu ilacın 2015 yılında Gönen'deki bir eczaneden alındığı ve alan kişinin de kıyafet ateş olduğu bilgisi elimize ulaşan son bilgi. Gönen'de eczaneden. Yok. Almadım. Kıyafet abla yani 2015 yılında. Almadım. Hayır almadım. Ya o zaman almıştır. Onu demiyor sana. Sen 15 yılında almışsındır, evde duruyordur. Sen bir aydır evde misin? 2015 yılında. 2015 yılı diyorlar. Hayret bir şey. Kıyafet abla niye bir anda şey yapıyorsun? Yani 2015 yılı ayrı, 2016 yılı ayrı. Gidip eczaneden astım spreyi almışsın. Sen almışsın. O zaman almıştırsın. Yani o spreyi almışım, kesin ve kesin Tülay'a ait. Yayında bulduğumuz sprey Tülay'a ait. 2015 yılında Gönen'de eczaneden almışsın o spreyi. Şener eczaneyi sorsana. Şener eczane. Zaten eczane ya söyledim. Sormana gerek yok. Ben ne diyorum? Araştırma lafı yapıldı. Lafı sen. Neyini soracaksın? 2015 yılında alınmış bu. Kullanmak için senin çocuğun hasta değil mi? Almadın mı? Aldın. Eczane hepsini sen de almışsın. Sana. Ben de almışımdır. Herkes alabilir onu. Çocuğunuz astım hastası tabii. Astım olduğu için herkes alabilir. Önemli olan onu oraya kim koydu? Evet. Yani o sprey sen kesinlikle Tülay'ın... Almadım etmedim demene gerek yok ki. Ben de almış olabilirim. Kardeşim de almış olabilir. Neticede senin kızının spreyi. Tabii tabii tabii. Neticede senin kızının kıyafet spreyi bu. Kıyafet abla niye böyle tedirgin? Önemli olan o spreyin oraya gitmesi. Önemli evet. Olan onu açıklayacak bana. Onu taşındık. Oraya kim koydu? O hayır. Önemli. Taşındıktan sonra evde bir köşede kalmıştı. Biri de girdi aldı onu oraya koydu. He, veya açacak kapıyı. Zaten kilitli değil kapı. Kapı açık zaten evimin kapısı açık. Şimdi bakın sprey yumuşak bir şey var onun. Bak, parmak hocam, izi. Hocam LED'de gidip bakın, gösterebiliriz. Bakın. Ekranda verir misiniz aslında? Bunda parmak izi çok rahat kalabilecek bir madde bu. Tamam mı? Şimdi bu maddeye bizim Gizem de elledi. Gizem'in de parmak izi dökümleri var sistemde. Şimdi bunun üzerine kim dokunduysa onu bulacak jandarma. Yani iddia ettiğiniz gibi başka birisi varsa farklı bir parmak izi de çıkacak. Sizin evet. Parmak izlerinizi de alacak. Kıyafet Hanım'ınkini de alacak. Kaç tane parmak izi? 4 tane ve kalabilecek bir madde. Bu bir tahta parçası olsaydı veya daha farklı pütürlü bir madde olsaydı kalmayabilirdi. Yağmur falan da bunu etkilemez. Parmak izi orada kalır. Şöyle söylüyorum, ben geçen gün seninle biraz o konuda ters düştük herhalde. Ben şu parçaların yani çok uzun demeyelim ama bir 2-3 aylık orada hocam, olduğunu düşünüyorum. Hocam siz dediniz ki 6 yıl orada durur. 6 yıl durursa öyle olmaz o. Hayır. Şey durur yani, dedim o... ben. Yani bu makine durabilir ama evin içerisinde durabilir. Dışarıda kaldığı zaman şu malzeme şu halde 3 ayda 4 ayda. Hocam 6 yıldır ya o böyle. Hayır, muhtemelen evin içindeydi, belki atıldı. Ya, çünkü oksitlenmesi lazım. Şurası oksitlenmiş zaten. Şu bölge oksitlenmiş. Ama öyle yani 6 yıllık bilmiyorum. Ya peki kafama takılan başka bir şey var. Bu kız sürekli astım hastası. Eser olmazdı yani. O bir yıl gitmez ki. Yani 2015'te aldı, 2016'ya kadar kullandı mı ki? Andan bence hocam, bu eski bir ilaç. Andan hocam, astım ilaçları, fısfısların şeyleri çok uzak. Hayır, hayır. Bir yılda bitirmesi. Kullanım tarihinden bahsetmiyorum. Yani bu kız bir yıl boyunca o küçücük fısfısla idare edemez ki. Birisi göstermelik attı bence onu oraya. 2015'te aldığın 2015 ilacı 2016 Eylül'üne kadar kullanabilir misin? Bu kız sürekli astım hastası. Belki bitiktir ama. Ya tamam işte zaten onu diyoruz. Göstermelik bir delil. Tamam. Bu. O zaman Fulya Hanım'ı ona orada attılar. Tamam attılar. Benim bir tane bu dolu vardı. O çekmeceye baksana bakayım o orada mı? Ha bir tane daha vardı öyle bir mi? Tane daha vardı. Abla belki 10 tane vardı. Eşyalar evde duruyor zaten. Hatırlıyorum. Gizem bir oraya girebilir misin? O eve girsin. Orada açsın kapıyı baksın. Açık ya. Zaten kapı açık. Beni duyuyorsa. Çekmeceye duyuyor. Baksın bakayım o orada mı? Verin arkadaşlar ekrana. O orada mı? Ha Gizem duyuyordur inşallah şimdi. O eve girsin, çekmeceyi açsın, bir tane vardı diyorsunuz. Abla her çekmeceye bakabilir, serbest. Baksın her o yer, peki yani. Aksın çekmeceye. Peki bir orada mı? Gel içeri, içeri gir. Gizem.
Sus. Gir Gizem. Eve girdik. Ne tarafa doğru dönelim? Mutfağa gir, mutfağa git. Mutfak var, yatak odası var, bir de oturma odası var. Ne tarafa doğru gidelim? Mutfağa giriyorum. Tamam, girdik. Çekmeceye bak, öte tarafa çekmeceye bak. Arkası çekmeceye bak. Kalk kıyafet abla, gidebilirsin. Tamam, çekmeceler burada, burada çekmeceler var, bir de burada var. Hepsini aç ya, hepsini aç. Aç o çekmeceyi. Bu tarafta geç. Seni görmüyor. Tamam, açtım. Yok, var orada da var. Biz gösteririz. Buraya göstermeden. Yok. Al çekmeceyi, al. Al. Var mı orada bir tane astım spreyi? Değil ama. Var gibi sanki. Altı mı? Yok, bunda yok astım ilacı. Onda olması lazım. Onda olması lazım. Şimdi oradan sprey çıkacak mı acaba? Tülay'a ait sprey. Diğer çekmecelere bakayım. Bir de önlere bak. 2015'teki ilacı bu kız hiç mi kullanmadı? 2016'ya kadar. Kullanmaz olur mu abla? 2015'ten bu tarafa en az 15-20 sene kullanmıştır. Kıyafet abla, bir tane Tülay'a ait astım spreyi çekmecedeydi diyorsun. Evet. Öyle mi? Evet. Ve şu an Gizem'i yönlendiriyorsun. Yok. Senin söylediğin çekmecelere bakıyor. Bunda olmaz. Sağ taraftakinde. Yok. Evet. Bunda. Yani ocağın altındaki çekmecede. Evet. Tamam bak, Gizem az önce baktı. Yani göremedi. Bir daha o aç zaman, Gizem. Buradakini o zaman şey yaptı. Burası. Çekmece burası. Tamam, orası. Şurası. Diğer yerlere de bir ne olur ne olmaz diye bakıyorum ama. O çekmece. O zaman bir şey söyleyeceğim. O çekmecede yok. Biliyorum. Zaten kapı açık. Rahatlıkla içeri girip çıkabilir. E o zaman bir şey söyleyeceğim. Biri mi aldı attı bunu? E evin kapısı açık. Siz bir ay önce bu evden çıkıyorsunuz zaten. Eşyaları evde bırakarak. Zaten bak, çıktıktan sonra evin kapısı açık. Çıkmadan önce de atıyorum. 15 senedir hep aynı. Hep açık yatıyorum. Hep kapımız hep açık. Kitlemiyorum. Benim kilitli kapım yok. Tamam. Şey yapmam ben. Tamam, birisi girmiş o zaman. Devamlı açık benim çekmeceyi. Bizim dediğimize geliyor. Astım spreyini alıp atmış. Ya söylüyorum ya. Kapı açık. Sadece bir bağlı. Niye astım spreyini atıyor? Yani onca şey varken niye onu alıp da atıyor oraya? Ben onu anlayamıyorum zaten. Orada olduğunu nereden biliyorum? Orada olduğunu nereden biliyor? Fülya Hanım, bir de öbür odaya geçsin. Bir de öbür odaya geçsin. Geçsin Gizem, öbür odaya. Ben Gizem hala edeyim. Bakıyor bir yandan. Acık konuşma. Ama... Şeyleri ben tarif edeyim. Gizemciğim, öbür odaya geçsin. Bir de öbür odaya geçsin. Bu tarafa bizim... Böyle gel. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Hiçbir şey yok. Bakın yatak odasına mı? Bu odayı mı tarif ediyorsun? Dur bakayım. Ya doğru yatak odada mı şu an? Geldik. Bak kızımın sandıkları, çeyizlerini, her şeyini hazırladım bak. Sobalı odaya geçmesin. Bak sandığı duruyor. Gizem, sobalı oda varmış orada, sobalı oda. Bu şey bu. Yatak odası. Odaya mı? Burası bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Diğer oda. Bir dakika Gizemciğim, bir saniye. Orası Tülay'ın odası mı? Gizem. Burası Tülay'ın yatak... kaldığı hayır, hayır. Oda. Tülay'ın odası mı? Tülay'ın odası bu taraf. Onun için dedim bu tarafa tamam, geçsin. Tamam tamam. Oraya da geçecek. Bu odaya geç. Sobalı odaya. Sobalı. Tamam, sobalı. Bir dakika. Bir saniye. Ha, geldin mi? O çekmecelerin hepsine bak orada. Şakir tamam, Bey. Sobalı odadayım. Bir dakika. Bir müsaade edin lütfen. Tülay'ın odasını bir görmek istiyorum Gizem. Burası, girer burası misin? Abla. Burası mı? Evet. E az önceki oda kimin odasıydı? Benim burası yatak odam. Yatak odamız abla. Ha, o sizin yatak odanız. Bizim yatak odamız orası. Tülay salonda burası... mı yatıyordu? Oda, oda. Hayır hayır, burada. Kardeşiyle şey, kardeşiyle beraber burada kalıyorlar. Ha. Burada orada kalıyorlar. Var mı acaba bir astım spreyi? İşte ben de onu söylemek istiyorum. Yok orada, orada da yok. Yani Tülay'ın kaldığı oda bu. Kızın hala çeyizi falan orada mı? Çeyizi orada. E niye götürmediniz siz de bir? Bıraktın, ne yapayım? Kalsın orada. Allah Allah. Yok, kıyamam. Siz tamam oradan taşınmışsınız, eşyaları bırakmışsınız ama ne bileyim, yavrunun da çeyizidir. Niye o evde öyle bıraktınız? Burada çıkarsa çıkar. Yok. Oraya da baksın, bir astım spreyi. Bu çekmecelerde varsa fısıl, bir şey varsa çıkar. Çünkü kapımız açık. Biz bir ay oldu gideli, bir aydır kapı açık. İsteyen istediği gibi girip çıkabilir eve. Ya kalabilir, çekyatlar da orada. Niye kapıyı açık bıraktınız? Orada. Niye? Kilitlenmiyor abla. Kilitler kayboldu. Bir daha da şey yapmadık. Tabii. En son çıkarken de bir arkadaş vardı köyde, İstanbul'dan gelme. Dedim ona bir tane çivi çak, iple bağlayıver. Çünkü köy yerinde kolay verir, kimse kimsenin bakın, evine girmez. Tülay'a ait sprey sizin bu çıktığınız evde bir tane vardı. Ve o sprey şu an evde yok.
Bak Gizem arıyor. Çekmecelere bakıyor. Evde abla, sprey kaç, yok. Bir tane değil. Belki 5-10 tane vardı da girmiş, atılmıştır. Bak o kalmıştır. Eve birisi girmiş, almış ve onu bahçeye atmış. Tamam. Abla ben de onu söylemek istiyorum zaten. Yani. Yani şüphelendiğim biri varsa kim bunu, bunu yapmış olabilir. Çünkü bak, geldiğim günden, ben bunu Fulya Hanım geldiğim günden beri söylüyorum. Benim Zer mi girip yaptı yani? Hiçbir tane düşmanım yok diyorum bak. Hiçbir tane düşmanım yok. Bunu geldiğim günden beri söylüyorum. Çünkü kolu komşumun herkese bir iyiliğim dokunmuştur. Fulya Hanım fazla şey yapmasın. Küçük fareler var. İçine girer parçalar. Çocuğumun teyzini, şey oğlumun olmaz. Teyzini. Oğluma bıraktım. Onu güzel kapattım. Kıyafet abla sen de çeyizleri bu kadar ama düşünmüyordun bak, da niye orada bıraktın? Dolu işte. Niye orada bıraktın? Sen kızını düşünmüyor. Şimdi çeyizi mi düşünüyorum ya? Yok yani. Ya iyi de orada fareler varsa... Çeyizi de düşünüyorsan alsaydın, taşındın yine. Hayır bir de alacağım mı? Araba almadı. Alacaktım, araba almadı. Bir şey